Merhaba. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu ve kitap Soner Yalçın'ın son kitabı Kara Kutu. Ve Kara Kutu kitabında bizi özellikle ilgilendiren bir toplum sağlığı sorunu olduğunu düşündüğümüz aşı konusu. Kitapta maalesef çok fazla tıbbi, bilimsel hata, yanlış yönlendirme adını artık koymak siz değerli izleyicilere kalmış durumda. Var ve bunları sizlerle beraber detaylı şekilde irdeleyip konuşmak istiyorum. Sayfa sayfa bir takım notlar aldım bu bölümü okuduktan sonra. Bunlardan önce sayfa sayı ve sırasına göre devam etmek istiyorum. Ancak dünyada biliyorsunuz son yıllarda ortaya çıkan aşı karşıtlığı dediğimiz bir hareket var. Türkiye'de de son yıllarda geçen yıl itibariyle çocuklarına aşı yaptırmayan ebeveynlerin sayısı ya da çocuk sayısı diyeyim. Yaklaşık 25 bin. Bu hem dünya açısından hem ülkemiz açısından ciddi bir sağlık sorunu olma yolunda hızla ilerliyor maalesef. Bu işin çıkış noktası belki mihenk taşı sayılabilecek noktalardan bir tanesi aslında ilk kez İngiliz Doktor Wakefield'ın aşıların otizm yaptığını, özellikle kızamık aşısının otizm yaptığını iddia etmesiyle başlıyor bu süreç. Kızamık aşısı ile ilgili 12 çocukta, otistik 12 çocukta öncesinde kızamık aşılanmasının olduğunu söylüyor ve bu çocukların otistik olmasının sebebinin kızamık aşısı olduğunu söylüyor Doktor Wakefield ve bununla ilgili yaptığı çalışma bütün tıp camiası tarafından kabul gören Lancet adlı dergide yayınlanıyor. Peki sonrasında ne oluyor? Aslında Soner Yalçın da kitabında bahsediyor Wakefield'den. Referans gösteriyor kendisini. Doktor Wakefield'ın maalesef çalışmasının sahte olduğu, bu 12 çocuğun avukatlarının aşı firması aleyhine dava açması ve bu suretle Wakefield'ın çalışmasını örnek göstermesi, referans göstermesi ve maalesef bu çocukların ebeveynleri ve avukatları ile Dr. Wakefield arasında ticari bir ilişkinin olduğu, Wakefield'ın bu ailelerden doğrudan para aldığı avukatlarından ortaya çıkıyor. Bunun neticesinde çalışmanın sonuçlarının da sahte olduğu ortaya çıkınca Lancet dergisi okurlarından özür dileyerek bu çalışmayı, bu yayını dergisinden geri çektiğini duyuruyor okurlarına ve bunun üzerine de İngiliz hükümeti tarafından Dr. Wakefield'ın doktorluk lisansı da iptal ediliyor. Peki iş burada bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Aşı karşıtlığı hareketi her geçen gün biraz daha büyüyerek maalesef devam ediyor. Şimdi Soner Yalçın'ın kitabında mesela sayfa 236'da Dr. William Thompson'dan bahsediyor. Yine Dr. William Thompson aşı otizm ilişkisinden bahsedildiği bölümde ismi geçen bir doktor. CDC'de çalışıyor. Amerikan Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi diye Türkçeleştirebiliriz CDC'yi. Ama burada bahsedilmeyen kişi William Thompson'ın aşı ile otizm arasında bir ilişki olduğunu söylüyor. Soner Yalçın'ın iddiasına göre. Ama Dr. William Thompson bu ifadelerini Brian Hooker, asistan profesör Brian Hooker aracılığıyla söylüyor. Brian Hooker kendisine Dr. William Thompson'ın telefonda aşı ile otizm arasında bir takım ilişkiler olduğunu söylediğini iddia ediyor. Peki bu kitapta bahsedilmeyen ancak çeşitli kaynaklarda görebileceğiniz Brian Hooker kimdir? Aslında Brian Hooker dediğimiz kişi otistik bir çocuğu olan ve otizm topluluğu üyesi ve bu işe de birazcık emek vermiş. Otizmle aşı arasında zaten bir ilişki kurmaya çalışan bir asistan profesör ve biyolog yanlış hatırlamıyorsam kendisi tıp doktoru değil. Ama bu kitapta kendisinden o sayfada en azından bahsedilmiyor. Peki yine aynı şekilde Türkiye'de Haydi Çocuklar Aşıya kampanyasına bir eleştirisi var. Sayfa 241'de Soner Yalçın'ın. Şimdi Haydi Çocuklar Aşıya kampanyası ağırlıklı olarak polio aşısı odaklı bir kampanyaydı. Polio dediğimiz şey çocuk felci arkadaşlar. Çocuk felci aslında birazcık yaşı bana yakın olan veya belirli bir yere yaşın üstündeki insanların rahatlıkla hatırlayabileceği, hepimizin mahallesinde, sokağında, yakınlarında yürüme engelli arkadaşlarımız, büyüklerimiz vardı hatırlarsanız. Maalesef bunların hepsi çocuk felci nedeniyle oluyordu. Ama biz çok uzun süredir ülkemizde aşılar neticesinde
çocuk felci vakası görmüyoruz. Bu şekilde yürüme engelli insanlar görmüyoruz. Kitapta eksik olan noktalardan bir tanesi de bu aslında. Aşılarla ilgili bir sürü iddia varken aşının bu ülkede başardıkları ile ilgili ya da dünyada başardıkları ile ilgili bir satır bile, bir ifade yok maalesef. Mesela çok basit söylediğim gibi çocuk felci biz artık neden görmüyoruz sorusunun cevabı bu kitapta maalesef yer almıyor. Peki şöyle bir ifade var yine 241. sayfada. Aşı neden başarıya ulaşmadı 100 yıldır gibi bir ifade var. Yani bu neresinden tutarsanız tutun boş bir söz. Aşı başarıya ulaştı çünkü bu ülkede. Dediğim gibi artık çocuk felci görmüyoruz. Yakın zamana kadar kızamık görmemiştik. Çiçek hastalığı görmüyoruz. Sadece aşı ile önlenebilecek başka hastalıklar da var. Evet, bunların da aşıları geliştiriyor. Bunların bir kısmı zaten aşı programına alındı ve bu hastalıklarla ilgili de ülkemizin ve dünyanın büyük bir başarısı var. Neden yani beklediğimiz başarı ne? Hiç hastalık olmaması mı artık? Öyle bir şey yok. Yani aşıyla siz dünyada hiç hastalık olmamasını sağlayamazsınız. Aşı ile sadece aşı ile önlenebilir hastalıkları engellersiniz. Tabii ki her hastalığın mikroplara bağlı oluşan virüs ya da bakterilere karşı neticesinde oluşan bütün hastalıkların aşısını üretmek henüz mümkün değil. Belki ileride o da olacak, bilemiyoruz. 100 yıl sonra ne olacağını. Kuş gribi görülmüştü hatırlarsanız hep yakın bir zamanda 2000'li yılların başlarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda kuş gribinin bir felaket olmadığını söylüyor Soner Yalçın. 18 vaka görülmüş kuş gribiyle ilgili dünyada. Bu bir felaket değil. 18 hasta görülmüş, 6 ölüm var diyor. Öldürücülüğü %30 civarında olan bir hastalık arkadaşlar bir felakete yol açabilirdi. Evet, insana bulaş çok kolay değil. Olmadı ama bunu daha önceden kimse garanti edemezdi. %30 öldürücülüğü olan mikrobik bir hastalık, bulaşıcı özelliği olan bir hastalık belki felaket olmadı dünyamız açısından ama felaket potansiyeli olan bir durumdur. Yine 242. sayfada Soner Yalçın'ın kitabının tamamında ender olarak gördüğümüz doğru bir şeyden bahsediyor aslında. Yerli aşı üretimi 1998 yılında maalesef ülkemiz açısından sona erdi. Asıl üzücü olan ve kitabın kurgulanması gereken ana tema bu olmalıydı bence. Biz neden yerli aşımızı üretmiyoruz? Bu gerçekten ciddi bir sorun. Aşıyı tartışmak yerine aşı endüstrisiyle ilgili, aşı pazarı ile ilgili ülkemizin nerede olduğunu eleştirmek ve konuşmak daha doğru bir bakış açısı olurdu. 243. sayfada Bill Gates'in TED konferansında şöyle bir ifadesi var. Dünya nüfusu şu anda 6,8 milyar, yakın gelecekte bu sayı 9 milyar olacak. Biz bunu aşılarla ve bulaşıcı hastalıkların kontrolüyle ve nüfus planlaması ile ilgili atacağımız adımlarla, üreme sağlığı ile ilgili atacağımız adımlarla bu sayıyı azaltmayı, %10-15 azaltmayı planlıyoruz diyor Bill Gates bir konuşmasında. Aşıyla dolayısıyla insanların kısırlaştırılacağı iddiasına bir dayanak kanıt olarak gösteriyor. Bunu Soner Yalçın ve Bill Gates'in bunu yanlışlıkla ağzından kaçırdığını söylüyor. Şimdi dünya nüfusunda bir kere biz aşıyı çok uzun süredir yapıyoruz. Yani aşıların tarihi çok eski. Yüzlerce yıllık tarihi var. Şu anda tabii endüstriyel aşı üretimi diye bir şey var. Çok daha profesyonel olarak üretiliyor bu aşılar. Bir dünya nüfusunda yüzlerce yıllık var olan aşıya rağmen özellikle son 30-40 yıldır da yoğun bir aşılama programı var dünyadaki ülkelerin ve bizim ülkemizin de buna paralel olarak. Dünya nüfusunda bir azalma var mı? Yok. Yani bunun ispatı zaten hepimizin gözleri önünde. Aşının kısırlığa yol açtığı iddiası maalesef ülkemizde de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşılama hizmetlerinin önüne geçmiş bir konudur. Ama hiçbir zaman ispatlanamamış. Tam aksine ise ispatlamak mümkün. Türkiye'deki çocuklarda hemofilus influenza tip B dediğimiz eskiden menenjitin bir numaralı etkeni olan mikroorganizmaya karşı doğal bir bağışıklık olduğunu iddia ediyor. Enteresan bir iddia ve kaynağı olmayan bir iddia, doğal bağışıklık. Yine Hindistan'da hepatit B'den yılda 4.935 kişi ölüyormuş. Yaklaşık 5.000 kişi ve Soner Yalçın bu sayıyı az buluyor. Yani bunun insanların hepatit B aşısı olması için yeterli bir sayı olmadığını iddia ediyor. Bilmiyorum kaç kişinin ölmesi gerekiyor insanları aşılamak için ama
yaklaşık 5000 ölüm var yılda. Aşıyla önlenebilir bir hastalık nedeniyle çok basit bir aşısı var. Ve Soner Yalçın bunu az bulmuş. Zika virüsten bahsediyor. Yine 251 ile 254. sayfalar arasında çok değinmeyeceğim. 256. sayfada domuz gribinden bahsetmiş ve domuz gribi aşısının %700 oranında düşük yaptığını iddia etmiş. Ben bu %700 oranını hiç anlayamadım. Yani %700 düşük nasıl olur? Bütün gebelerin 7'iz gebelik olup hepsini düşürmeleri durumunda falan olabilecek herhalde bir şey. Bu anlamda çok fazla sayısal hata var. Hatta bir bölümde orayı not almadım. Aşının içinde 25 gram cıva olduğunu iddia ediyor. Aşının kendisi 1-2 gramlık bir solüsyon iken içinde 25 gramlık bir cıva nasıl barındırılır, nasıl bir metafizik olgudur çözemedim ben. 256. sayfada domuz gribi aşısı yaptıran 2200 kişi domuz gribinden öldü diyor. Çünkü domuz gribi salgını başladığında dünyada domuz gribi aşısı yaptırmaya başladı insanlar. Domuz gribi aşısı yaptırdıktan sonra domuz gribine karşı vücudun antikor geliştirene kadar geçen süre içerisinde bu insanlar domuz gribi virüsüyle enfekte olurlar ise eğer bu insanların bu hastalığa yakalanması ya da bu hastalıktan kaybedilmesi olağan bir sonuçtur. Bu domuz gribi aşısı olduğu için ölmedi bu insanlar. Domuz gribi aşısını geç yaptırdıkları için henüz bağışıklık sistemi domuz gribi aşısına kadar domuz gribi virüsüne karşı yeterli bağışıklık yanıtını oluşturmadığı için kaybedildi bu insanlar. Bu gerçeği de ben kendisinin de çözebileceğini düşünüyorum. 265. sayfada konuşmamın başında bahsettiğim Wakefield var. Tekrar anlatmama gerek yok Doktor Wakefield'ı. Akraba evliliği ile ilgili akraba evliliğinin hastalıklara yol açmayacağını söylüyor. Çok enteresan. Yani 267. sayfada bunu neye dayanarak söylüyor? Bununla ilgili binlerce, milyonlarca belki çalışma varken akraba evliliğinin herhangi bir olumsuz sonuca yol açmayacağını söylüyor ve akraba evliliğine doktorların karşı olmasını ideolojik olarak nitelendiriyor. Yani nasıl bir ideoloji akraba evliliğine karşı çıkar? Ve bunu şöyle yorumluyor. Tabii bu başka birinden alıntı. Michael Rees adında bir doktorun ifadesi bu. Genetik sorunu olan gebelikler zaten ekseriye düşer. Düşmeyenlerde ise umumiyetle ehemmiyetsiz sorunlar olur. Akraba evliliği mahsulü çocuklar aşılardan olumsuz etkilenen en önemli gruptur. Gibi bir ifade ama hiçbir bilimsel dayanağı yok. Kesinlikle. 270. sayfada Patrick IP otizmle cıva arasında bir ilişki yok diyen bir çalışma yayınlıyor. Patrick IP adındaki bir doktor bir çalışma yapıyor ve aşı ile cıva arasında bir ilişki yoktur. Yani vücuttaki kan cıva düzeyleri yüksek olan çocuklarda otizm daha sık görülmüyor demiş. Daha sonra Catherine DeSoto bu çalışmanın aksine bu çalışmadaki sonuçları tekrar değerlendirdiğinde vücuttaki cıva düzeyiyle otizm arasında bir ilişki bulunduğunu ispat ediyor. Yani bu çalışmanın sonuçlarını tekrar değerlendirdiğinde eyvallah bu güzel ama bunun aşıyla bir alakası yok. Sizin mevcut bizim kullandığımız aşılardan aldığınız cıva miktarı kan cıva düzeyini yükseltecek oranda değil ve bu çalışmanın da aşıyla bir alakası yok. Yani bu aşı karşıtlığı için bir tez olarak ileri atılamaz. Evet cıvayla otizm arasında bir ilişki var eyvallah ama kızamık aşısı olan çocuklarla otizm arasında bir bağlantı yok. Çünkü Kuzey Avrupa menşeli Norveç'te yanlış hatırlamıyorsam yapılan milyonluk serilerde yani 1 milyondan fazla çocuk üzerinde yapılan çalışmalarda aşılanmış çocukları alıp bir tarafa koymuşlar, aşılanmamış çocukları alıp bir tarafa koymuşlar. Bunlarda otizm görülme sıklığına bakmışlar. İki grup arasında bir fark yok. Yani siz aşı oldunuz diye otizm olmuyorsunuz. Arada böyle bir bağ maalesef yok. Şimdi yine 273. sayfada, 73. sayfada New England Journal of Medicine adlı İngiltere'nin önde gelen bir tıp dergisinde yayınlanan bir derlemede kızamık aşısının romatoid artrite neden olduğu
yazılmış ve bunu kaynak olarak gösteriyor Soner Yalçın. Ben makaleyi açtım, okudum. Bu makalede kızamık aşısının romatoid artrit yaptığını falan söylemiyor. Kızamık aşısına bağlı artrit dediğimiz eklem iltihabı ve eklem ağrıları olabileceği ama bütün bunların geçici olduğu, romatoid artritle herhangi bir şekilde herhangi bir bağlantının olmadığı çalışmanın bizatihi kendisinde zaten yazıyor. Bu çalışmaların içinden cımbızla cümleler çekmek, çalışmanın asıl sonucunu, sonuç kısmında yazar o, sonuç kısmından burada bahsetmemek maalesef iyi niyetli bir davranış modeli değil bence. Yine 273. sayfada pertussis dediğimiz bizim boğmaca aşısı ile ilgili bir takım iddialar var. Diyor ki Soner Yalçın, boğmaca aşısı sonrası bebek ölüm riski 7 kat artar. Bu çalışmayı da buldum ben, okudum. Teneste'de boğmaca aşısı sonrası ilk 24 saatte 4 bebek ölüyor. Sonra bu aşılarla ilgili hemen bir çalışma başlatılıyor. Ve bu ölen 4 bebeğin de aynı seri aşıdan olduğu, evet bu aşıyla bu bebeklerin ölümü arasında bir ilişki olduğu, ancak ülkede yapılan 361 bin doz boğmaca aşısı sonrası diğer aşı olmayan grupla karşılaştırıldığında, bakın 361 bin kişi diğer aşı olmayan grupla karşılaştırıldığında ani bebek ölümü ile boğmaca aşısı arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığı ispatlanıyor. Yani bir aşı serisinde bir problem var. O aşıya bağlı ölümler oluyor. Nasıl ki yediğiniz herhangi bir gıdaya bağlı ünlü bir restoranda zehirlenip ölme ihtimaliniz varsa, ki bu ihtimal çok çok daha yüksek. Mevcut günümüz koşullarında üretilen aşılarda bu risk hiç yok. Ben yakın zamanda da böyle bir toplu ölüm herhangi bir aşıdan dolayı hiç duymadım. Bu aşıların hangi koşullarda saklandığını bilmiyoruz. Eski bir çalışma zaten. Eski yıllarda yapılmış bir çalışma ve eski bir olay. Yine 277. sayfada Luc Montagnier, HIV'i bulan kişi, profesör kendisi, HIV virüsü ile AIDS arasındaki ilişkiyi ispat edip bu çalışması neticesinde Nobel ödülü alan kişidir Luc Montagnier. 2 yaşından önce aşı olmayın demiş ve bunu referans olarak gösteriyor. Şimdi bir kişinin daha önce Nobel ödülü almış olması bu kişinin bütün söylediklerinin doğru olduğu anlamına, bu kitaplara girecek referans alabileceğimiz bilgiler olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Ne demiş Luc Montagnier peki? Luc Montagnier'ın en son konuştuğu yerlerden birisi arkadaşlar, otizm konferansı. Bu otizm konferansı nasıl bir şey? Otizmle ilgili artık bir sektör var maalesef. Otizm modern tıpta çaresini böyle bir tek ilaçla hemen bulup çözebildiğimiz bir hastalık olmadığı için çok fazla sayıda çocuğumuz bu hastalığın pençesinde. Aileleri çaresiz, maalesef bu insanların etrafında bu ailelerden faydalanmak isteyen ve tıpla alakası olmayan, ismini tamamlayıcı tıp dedikleri, alternatif tıp dedikleri ya da başka başka isimler buldukları bir grup insan maalesef sömürmeye çalışıyor bu aileleri. Ve bu konferansta bunların toplandığı yer. Luc Montagnier en son bu konferansta konuşuyor. Ve şöyle bir ifadesi var Luc Montagnier'ın. Bazı bakterilerin yaydığı elektromanyetik dalgalar DNA'yı bozuyor. Ve biz eğer otizm tedavisinde uzun süreli antibiyotik kullanır isek bunu tekrar tamir ederiz. Şimdi bu elektromanyetik dalgalarla ilgili hiçbir ispat, hiçbir çalışma, hiçbir bilimsel dergide yayınlanmış hiçbir yayın yok. Yani bir kaynağı yok. Elektromanyetik dalgayı bu doktorun yaptığı herhangi bir ölçüm de yok. Sadece bir teori, artık kuantum fiziğine geçmiş, tıp bitmiş. Sadece bir teoriden ibaret. Yani hiçbir bilimsel kanıtı olmayan bir veriden, bir iddiadan bahsediyoruz. Benzer iddiaları herhangi bir fizikçi, kimyacı da benzer şeyler üretebilir. Yani içimizden biri de çıkıp dese ki elma kabuğu DNA'da bilmem ne dalgasına yol açıyor, elektromanyetik dalga oluşturup işte DNA'yı bozuyor, otizm yapıyor dese, bizim kalkıp aksini ispat etme şansımız zaten yok. Aşının dozunun hiç tartışılmadığını söylemiş 278. sayfada Soner Yalçın. Aşı dozu tartışılıyor. Bizim çocuklara verdiğimiz influenza ve hepatit B aşı dozu ile erişkinlere verdiğimiz doz aynı değil. Uygun dozlama zaten yapılıyor. Yine normal doğum yapanlarla bağırsak florası açısından sezaryenle doğanlara aynı aşının uygulanmaması gerekir demiş. Bilimsel kanıt
yok, kaynak yok bu ifadeye ilişkin. 278. sayfada bakteri ve virüslerin patenti alınamayacağı için genetiği değiştirilmiş mikroplar ile aşı hazırlanır demiş. Yine kaynak yok. 279. sayfada aşı lobisi diyor. Suriye'den gelen 3 kişi menenjitten öldü diye 2013'te menenjit aşısını takvime ekledi Türkiye'de diyor. Oysa 277. sayfada Soner Yalçın Türkiye'deki aşı takvimini yazmış ve içinde menenjit aşısı yok. Türkiye'de şu anda meningokok aşısı rutin bakanlığın aşı takviminde yok. Bunu da Soner Yalçın biliyor. 2 sayfa öncesinde kendisi yazmış ve yani çok uzak değildi. 100 sayfa sonrasıyla çelişebilir ki çelişiyor da zaten kitabın birçok yerinde ama 2 sayfa öncesiyle çelişmesi yani bir hata mıdır yoksa iyi niyetten uzak bir girişim midir? Onun kararını da sizlere bırakıyorum. Yine 279. sayfada bir çalışmadan bahsediyor. Aşı olan bebekler daha fazla oranda hasta oluyor, daha fazla oranda ölüyor diye Amerikan Halk Kütüphanesi diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir internet sitesinden aldığı bir veriyi paylaşıyor. Önemli bir sitedir bilim camiası açısından. Ben bahsi geçen raporu okudum bu kütüphanenin. Rapor kısmında yani birden fazla çalışma yazıyor orada alt alta. Özellikle KIGS diye bir çalışma var. KIGS diye kısaltılmış. Aşı olan ile olmayanlar arasında enfeksiyon ve alerjik hastalık açısından bilimsel olarak anlamlı bir fark yok. Bakın siz iki grup yaptınız. İkisine de ikişer çocuk koydunuz. İkisine de farklı ürünler verdiniz. Bu iki gruptan bir tanesindeki çocuklardan biri öldüğünde A grubundaki çocuklardan bir tanesi öldü veya bir hastalık geçirdi diyelim. Bu %50 oranında hastalık yapıyor ya da öldürüyor diyemezsiniz. Bu farkların, bu olayların istatistiksel olarak anlamlı olması gerekir. İstatistikle ilgilenen arkadaşlar beni daha iyi anlayacaktır. Bulduğunuz sonucun tesadüf olmaması gerekir. Zaten bu çalışmanın sonucunda da aşı ile enfeksiyon hastalıkları ya da alerjik hastalıklar arasında bir ilişki olmadığını biz ispatladık diyor. Kendisinin referans olarak gösterip aşı enfeksiyon hastalıklarını arttırıyor dediği çalışmanın kendisinde. Yani keşke sonuç kısmını da okusaydı. Gerçi belki de okumuştur, bilemiyoruz. Ve ben bu çalışmayı araştırırken başka bir çalışma buldum. 25 çocuk, aşı olmayan 25 çocuk ve aşı olan 25 çocuk 5 yaşına kadar takip ediyor. Yine bu kütüphanedeki bir yayın bu. Aşı olmayan gruptan 5 yaşına kadar gelen çocuklardan 2 tanesi, daha doğrusu gelemeyen 2 çocuk kızamık nedeniyle, bir çocuk da tetanoz nedeniyle ölüyor. Bu herhalde çok daha gerçek sonuçları ortada olan bir çalışma ve veri. Diyor ki 279. sayfada Soner Yalçın, 1990'larda 15 aşı vardı, şu anda 26 aşı var. Yani neden ilaç ve aşı endüstrisi bize sürekli yeni aşılar öneriyor? Çünkü aşı ile önlenebilir hastalıklar artıyor. Çünkü bizim geçmişte bildiğimiz bir takım hastalıkların aşıları yeni yeni üretiliyor. Teknoloji buna yeni yeni müsaade ediyor. Keşke 26 değil de 56 olsa bu sayı. Bunun bir zararı yok. Keşke daha fazla hastalığı aşı ile önleyebilsek. Mesela geçmiş dönemlerde önemli bir sağlık problemi olan rahim ağzı kanseri kadınlarda gördüğümüz artık bir aşıyla 12 ila 17 yaşları arasında kız çocuklarımıza yaptığımız bir aşıyla büyük oranda engelleyebiliyoruz. Eskiden engelleyemiyorduk. Onun için işte bu aşı sayısı artıyor. Peki demiş ki yine 279. sayfada 40 yılda bulaşıcı hastalık sayısı %17 azaldı. Kronik hastalıklar ise %30 arttı. O zaman aşı kronik hastalık yapar. Yani böyle bir sebep sonuç ilişkisini kurmak bir şey söylemek istemiyorum. Doğrusu şudur. Bulaşıcı hastalıklardan ve diğer önlenebilir nedenlerden ölümler azaldı. Bunun sebebi de sebeplerinden bir tanesi aşı. Bir diğeri antibiyotiklerin keşfi. Evet, daha iyi yaşam koşulları, hijyen gibi koşullar her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Hastalık sebeplerini daha iyi biliyoruz. Günlük hayatımızda çevresel faktörleri biraz değiştiriyoruz artık belki. Bunun neticesinde ne oldu? 1970 yılında ortalama insan ömrü yaşam beklentisi 70 yılken şu anda yaklaşık 80 yıl. Siz ortalama insan ömrünü bu kadar arttırırsanız ve bu insanları bulaşıcı hastalıklardan ya da diğer hastalıklardan kaybetmez iseniz eğer
Bu insanlar bu yaşlara kadar yaşadıklarında kanser gibi, kronik akciğer hastalığı gibi ki çevre kirliliği önemli bir etkendir. Yine kalp hastalıkları gibi hastalıklara yakalanma ihtimalleri katlanarak artar. Bunun sonucunda da sizin popülasyonunuzdaki kronik hastalık oranı doğal olarak artar. Eğer insanlar 100 yaşına kadar yaşıyor olsaydı biz diyecektik ki kronik hastalıkların oranı %40 arttı. Bunu aşılar yapıyor. Böyle bir şey olmaz. Bu mantıklı bir bakış açısı değil. Artı bir diğer taraftan da 1970'li yıllarda bizim hayatımızda şimdiki tomografi, MR cihazları gibi gelişmiş cihazlar yoktu. İnsanların sağlık personeline ya da sağlık tesislerine ulaşımı bu kadar kolay değildi. Dünyada bu alanda sağlanan gelişmeler neticesinde tanık olan hastalıkların sayısı da arttı. Yani şöyle ifade edeyim. Eskiden kronik hastalığı olan 100 kişinin 50 tanesi tanı alıyorsa bugün kronik hastalığı olan 100 kişinin belki 80 tanesi tanı alıyor. Bunun sonucunda da toplumda kronik hastalık görülme sıklığı evet arttı. Bu normal bir şey. 280 ve 281. sayfalarda mikroorganizma değil zayıf bağışıklık sistemi hasta eder insanı demiş. Ve bilgisayara çok program yüklersen demiş aşıyı kastediyor. Bilgisayar çöker demiş. Yani bilgisayarla insan organizması arasında nasıl bir bağlantı kurduğu, bu benzetme ne kadar doğrudur bilemiyorum. Ama mikroorganizma değil zayıf bağışıklık sistemi hasta ederin çözümünü keşke söylese de bilsek mesela bu bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için ne yapmamız gerekiyor? Biz zaten bağışıklık sisteminde bir hafıza oluşturuyoruz. Eğer siz çocuğa önceden zayıflatılmış kızamık virüsünün bir takım komponentlerini verirseniz çocuk sonrasında buna karşı bu komponentlere karşı geliştireceği antikorlar sayesinde kızamık gerçek kızamık virüsü vücuda girdiğinde hızlı bir şekilde antikor yanıtını ortaya koyup zaten güçlenmiş olan bağışıklık sistemiyle bu virüsin üstesinden gelebiliyor. Zaten biz kullanıyoruz bu bağışıklık sistemiyle ilgili kısmı. Keşke başka bir yöntemi olsa. Keşke bunların hepsini hiç aşı olmadan halledebilsek ama maalesef öyle değil. Biz 2010'lu yıllarda bu ülkede hiç kızamık vakası görmüyorduk ama aşı karşıtları sayesinde geçen yıl itibariyle biraz önce de bahsettim 25 bin aile şu anda kızamık aşısı yaptırmadı ve geçen yıl gördüğümüz kızamık vaka sayısı 2500 Türkiye'de. Bu ciddi bir tehlike, aşı karşıtlığı. Aşının neleri başardığını anlatmamıza gerek yok. Konuşmamın başında anlatmıştım ama Soner Yalçın'ın bunlara hiç değinmemesi çok iyi niyetli değil maalesef. Benim bu videoyu çekerken bu bilimsel verileri, bu kitaptaki yanlışları ortaya koyarken bu işten hiçbir çıkarım yok. Aşı firması sahibi değilim. Aşı üretmiyorum, aşı satmıyorum. Ama keşke endüstriyel tıptan, tıbbın bize sürekli bir şeyler sattığından, burada çok büyük paralar döndüğünden bahseden Soner Yalçın, kendi kitabının, oradan görünüyor mu bilmiyorum ama satışından elde ettiği geliri bunları düzeltmek için harcasa mesela. Çünkü kendisi de kitap endüstrisi içerisinde yer alıyor. Ve eğer Soner Yalçın şunları yazsaydı aşılar mükemmeldir. Hepiniz yazın. Her şey süper. Aşıyla ilgili ben çok güveniyorum aşılara deseydi bunu diyen binlerce bilim adamı var zaten. Bu kitap satmazdı. Benim bu kitabın satması için farklı bir şey söylemem lazım. Ben size nasıl yürüdüğümle ilgili bir video çekersem hiçbiriniz izlemezsiniz ama nasıl uçtuğumla ilgili bir video çekersem, çekebilirsem ki mümkün değil. Hepiniz izlersiniz. Sıra dışı bir şeyler söylemek size kitap sattırıp gelir getirici olabilir. Ama uzun vadede bu kitabın ve bu kitaba inanan ailelerin çocukları maalesef ciddi zarar görecek. Bu videoda bu anlamda tarihe bir not olarak düşecek belki de. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.